Harbi taraftar merhaba. Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Transfer gündemimiz oldukça kalabalık geçiyor arkadaşlar. Futbolcular geliyor. Sağlık kontrollerinden geçiyorlar. İstediğimiz gibi olmuyor. Araya başka şeyler de girmiş. Yok fiyat onlar yükseltmiş. Başka taraf az vermiş falan. İyi ki sevenimiz var. Artık bizi camiamızı sevmeye başladılar. Artık böyle Ali Koç başkanı olduktan sonra da böyle bir bakışlar hafiften böyle yerini tebessüme çevirdi. Şimdi dediğim gibi transfer gündemimiz o kadar yoğun ki zaten iki tane oyuncumuzu gönderdik. Teşekkür ediyoruz Giuliano'ya ve Josef'e. Güzel de para bıraktılar. Teşekkür ediyor. Yani Josef hem oynadı hem de giderken de çok güzel para bıraktı. Josef'e teşekkür ediyoruz. Giuliano söylüyordum. Geçen sene bir uyum süreci vardı. Bazı maçlar vardı. Giuliano'ya da teşekkür ediyoruz. O da giderken güzel para bıraktı ama istediğimiz gibi oldu mu? Olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Benim böyle isteklerime cevap veremedi. Kendisini sevdik. Çalışıyordu, çabalıyordu ama bir türlü isteklerimize cevap vermedi. O da giderken bize güzellik yaptı. Çok güzel bir parayla iki oyuncumuzu gönderdik. Tamam bunları gönderdik ama... Yerine hala oyuncular alamadık. Transfer sezonu bitmesine 2 gün kaldı. Cuma günü yani 12'ye kadar Cuma günü 12'ye kadar vaktimiz var. Başkanımız Komali'ye güveniyoruz. İnşallah da güzel oyuncular alacaklardır. Yapacak bir şey de yok. Hani arkadaşlar ortalığı çok böyle gündemi hareketlendirenler var. Yok başkanımız beceremedi. Yok Komali gidecek. Yok şu olacak. Bunlara kulak asmayın. Şimdi böyle bir sürü laf söyleyecek. O kadar çok insan çıkacak ki başkan beceremedi. Komolli beceremedi. Koku gidecek. Hadi lan başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Her şey Fenerbahçe olmuş. Niye? Çünkü Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğu için hatta bana göre en büyük kulübü çekemeyenler var. Hemen böyle bir şeyde hemen böyle üzerimize geliyorlar. Bakın diğer yaşanan olaylara, maçlarda yaşananlara. Onlar konuşulmuyor. Hala Fenerbahçe transferi hala yapamamış. Son dakikaya kalmış. Ali Koç becerememiş. Lan yürüyün gidin. Söylenecek size bir sürü şey var ama neyse fazla uzatmayalım. Şimdi iki tane de biten bir transferimiz var. Stoperimiz Aksu'ydu bir önceki maçlarda gördük. Geçen seneki maçlarda da gördük ama şimdi bu seneye bakalım. Stoper mevkimiz sıkıntılıydı. Burada da kim oynuyordu Şikirtel'in yanında? Noştader vardı. Bir sıkıntı vardı. Yani bizim e, yumuşak karnımızı Noştader. İyi oynuyordu. Yeri geldiğinde güzel müdahaleler yapıyordu. Ama yani hemen bir böyle hata yapması an meselesiydi. Onun yerine de Reyes'i transfer ettik. Başarılı genç bir futbolcu. Reyes nasıl bir futbolcu hepiniz zaten izlediniz. Portodan da takip ediyorduk. İlk hamleleri bakın çok iyi. İlk hamleleri çok başarılı. Zaten stoper mev mevkiinde ilk hamleniz başarılı olursa gol tehlikesini e, neredeyse yarısından fazlasını indirebilirsiniz. E, ayağı çok iyi. Oyun kurması çok başarılı. Yanında Şikirtel Reyes var bakın arkadaşlar. İlk müdelleri ikisinin de çok iyi. Birisi genç birisi tecrübesiyle yıllara meydan okuyor. Stoper mevkini sağlamlaştırdık. Bir de bizim e, bu sene şöyle bir sıkıntımız var. Avut kullanılacağı zaman Volkan topun başındayken yanında sağda, sağda ya Isla var ya Şener var. Önüne biri geliyor Volkan'ın degajan. Ya ben bu taktiği anlamadım. Taktik midir değil midir bilmiyorum ama hiç işe yarayan bir şey değil yani. Hiç işe yarayan bir şey değil. Bir su içeyim arkadaşlar. Bu kaleci avut kullanırken bazı oyuncuların burada beklemesi. Yani zaten rakip baskıda o taktiği bir türlü değiştirecekleri. Ben de bir türlü anlam veremedim. Göztepe maçında da gördüm. Volkan yanında birkaç futbolcu var. Onlar ona prese gelmiş. Volkan gidiyor taca vuruyor. Neyse tamam. Dönelim Reyes'e. Oraya o sıkıntıyı hallettik. Bakın şimdi Reyes, Şikirtel, Sol Bekir Hasan Ali'ye de transfer gelecektir. Sağ tarafta ben yine söylüyorum. Siz dediniz de işte, İsla çok kötü, İsla çok kötü. Arkadaşlar bakın bu... Arkadaki dörtlü iyi olduktan sonra İstan'ın performansı da yükselecektir. Şikirtel daha az yorulacaktır. Bütün sorumluluğun yarısını da reyse vereceği zaman şikirtel fazla yorulmayacak. Çünkü ilk müdahaleler çok önemli. Ayağı iyi, kafa topların duran toplar değil zaten. Duran topları iyi kullanacak oyuncularımız var da bazen böyle hiç, yani topu iyi kullanan futbolcu topun başına geçmiyor. Neyse onu da hallolacaktır, çözülecektir ama Reyes'in e, stopere gelmesi çok da güzel oldu. Yani benim artık ulan ne yapacağız? Noşlara bir hata yapacak mıyı artık kafamda düşünmeyeceğim. Tabii ki Noştederi de tercih edecektir hocamız ama bundan sonra ilk 11'imiz İsla, Reyes, Şikirtel, Hasan Ali veya oraya bir transfer mutlaka olması lazım ki olacaktır da güveniyoruz. Son gün 2 gün kaldı. Burası güzel. Nazar değmez inşallah uyum sürecini de çabuk atlatır. Yanında çünkü büyük tecrübeler var. Bakın sağ tarafında İsla var. Büyük tecrübe. Yanında zaten Şikirtel yılların tecrübesi, yılların stoperi var. Volkan da arkada oynadığı zaman Volkan'ın da çok büyük tecrübesi vardır. Bunlar güzel olacaktır. Yani ilk birinci bölgeden ikinci böl bölgeye topu Reyes sayesinde daha da iyi taşıyabileceğiz. Ben ona inanıyorum. Kanatlarda da uzun topları da çok iyi. Kanatları da bir yanda hareketlendirebiliriz. Zaten stoperlerin ayağı iyi olduğunda, oyun iyi kurduğunuz zaman ikinci ve üçüncü bölgeye çok rahat gidebiliriz. Kanatlarda da o gün günündeyse, iyi oyuncular da o gün oynuyorlarsa tadından yenmeyecektir. Reyes camiamıza, Fenerbahçemize hayırlı olsun. Çünkü Galibiyet önce savunmadan sırtını arkanı sağlam almaktan geçer. O yüzden bir sol bekede bir transfer olursa tadından yenmez. Ama şöyle de bir durum var tabi. Giuliano ve Josef de gitti. Onların yerine de bir futbolcu alınabilir. Nasıl olabilir? Ortası Şöyle kurabilirim ben. Ekici Elif'le kurulabilir. Önüne başka bir adam. Silimani Ayev'i koyarsın. Silimani önde olur. Yani Kurulacaktır ama mutlaka bir e, 8 numara alınacaktır. Çünkü gidenlerin yerine mutlaka birileri gelmesi lazım. Evet şimdi diğer bir bitirdiğimiz transfer kim? Michael Frey. Çok eleştirildi yok. 24 yaşında hala milli takıma gitmemiş futbolcu mu olur diye eleştirilen eleştiren vardı. Kendisi zaten kaç sene sonra milli takıma kaç yaşından sonra isim verip de söylemek istemiyorum. Siz çok iyi anladınız. Şimdi Frey nasıl bir futbolcu arkadaşlar? Genç, başarıya aç, egosu sağdaki duruşu Zlatan'ı andırıyor. Ben ona küçük bu diyorum. Küçük bu. Frey'in lakabı küçük bu arkadaşlar. Egosu yani kendine özgüveni Zlatan İbrahimovic gibi. Tabii ki de onun gibi kaliteli demiyorum ama sahadaki duruşu işte çılgınlığı, sertliği yani tam bir küçük İbrahimovic, küçük İbo yani. O yüzden ben beğendim ama top kontrolü, e, driplingleri, topa vuruşları bana birazcık Cavani'yi andırdı. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz ama Stripling'i, saha koşuları, yani top indirmesi, saçlarını biraz da açtırdım ama bilmiyorum belki ondan mı ama saçları da açıkken dedim ki lan bu tam kavani. Ego, Zlatan, oyun tarzı kavani. Düşündüğümüz zaman çok başarılı olacak. Hava toplarında iyi, takım arkadaşlarına iyi paslaşıyor, uyum süreci çok iyi. Yani takım arkadaşlarıyla uyumu güzel. Fenerbahçe Tabii ki de biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi babacım geldi de hemen benim önüme o oraya koşsun olmayacaktır ama... Koşuları iyi, kuvvetli, fizikli, bir de gol attıktan sonra iyi, sert sevinen, belki maçın içinde yeri geldiğinde kart görüp takımı ateşleyecek bir futbolcu. İnşallah yanılmayız. Genç başarıya aç, Türkiye liginde iş yapar iyi futbolcu. Çünkü çok var sıkıntımız vardı. Yani Benfica maçlarında gördük. Alper orada oynattık. Ona yüklendik, bir şeyler oldu. Güzel. Silimani. Frey Akrep Kral. Güzel. Yani bu Forvet oyuncularımız güzel. Frey de zamanla bize çok fazlasıyla katkı verecektir. Gelip her yerde sağ kanatta da oynuyor. Top indiriyor. Kafa toplarını indirmesi çok güzel. Yani oyunculara çok güzel pozisyonlar veriyor. Ver kaçları çok iyi. Kafa topları iyi. Zaten vuruşları çok iyi. Ebi egosu var. Bir de böyle takımı ateşleyecek bir futbolcu. Bizi zaten öyle bir futbolcu eksikti ama orta sahibi futbolcumuz lazım. Hani Maç böyle koptuğunda ne yapıyorsunuz lan siz deyip böyle hatırlayın Emre Belözoğlu varı. Tabii onun gibi bir futbolcu gelmez ama ona benzer biraz daha böyle onun gibi bir futbolcu gelirse sağ kanada bağıracak, sol kanada bağıracak. Son 3 maçta bakın. Tamam tabii ki de herkes hata yapar. Birin e, gününde olmayabilir. Yanlış topa vurur, hızını ayarlayamaz. Tabii ki de arkadaşına bir şey olmaz diyeceksin ama her pozisyondan sonra da kusura bakma yani tamam tamam dediğin zaman o adam da hata yapmaya alışır. Ben bir taraftar olarak da bunu görüyorum. Dışarı vurdun ilk pozisyonda İki tane daha hatalı pas attı. Ha, tamam hani düzelirsin dersin ama üçüncüyü de dersin. Ya biz halı saha maçlarında bile bağırıyoruz ya. Tamam oğlum hani iki hata yaptın da şu üçüncüyü de güzel at diyebilecek bir futbolcu lazım. Bunu ne Mehmet Topal yapıyor ne de kalede Volkan Demirel yapıyor. Zaten Mehmet Topal üzerindeki o sıkıntıyı hala atmış değil. Hala. Tamam bu güzel bir şey takım arkadaşına destek olmak, destek vermek güzel ama... Topu da abuk sabuk yerlere attıktan sonra 1-2-3. de uyarırsın kardeşim ki böyle bir futbolcumuz eksik bizim. Orta sahamızda da inşallah ya da hangi bölgeye alırsak ama 8 numarada böyle bir sert çıkışan takımı toparlayan bir futbolcu gelirse o zaten ruh tekrardan ateşlenecektir. Tuncay'ı hatırlayın takımın morali düştüğü zaman koşuyordu, bağırıyordu, çağırıyordu. Bir sağa gidiyordu, bir sola gidiyordu. Mecburen diyordu ya çocuk koşuyor biz de koşalım. Taraflarda da ateşleniyordu, takım da ateşleniyordu ve Tuncay'ın bu enerji sayesinde çok fazla maç aldık. Emre saymıyorum bile zaten. Olacaktır. Frey'in de takıma katkısı olacağına inanıyorum ben. Küçük bu faydalı olacak. Gol yollarında iyi, boyu da uzun, güzel. Reyes de başarılı. Stoperi güzel. Defansımızı sağlama aldık. Bir eksiğimiz daha var. O da olacaktır. Transfer sezonu de 2 gün kaldı. Başta söylediğim gibi takıma, başkanımıza, oyuncularımıza, teknik direktörümüze güvenimiz sonuna kadar var. Ali başkan oldu. Dedik ki Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon ben bunun hala arkasındayım. Haladan milyonlar inanıyor. Bakmayın siz o kendini bilmeyenlere. Bir sürü eleştirecek de, eleştirmeye devam edeceklerdir. Ben inanıyorum bu sene yolun sonu şampiyonluk. Biraz daha vakit geçtikten sonra toparlanacağız. Ben de eleştiriyorum. Çünkü bir umut vaat eden bir futbol görmüyorum ama tabii ki de zamana ihtiyaç var. Çok fazla duygusal olmamak lazım. Çok büyük bir süreçten geçiyoruz. Bunun da hemen olması gibi bir durumu yok. O yüzden zamana ihtiyaç var. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorum. Takımıza da, taraftarımıza da güveniyorum. Sakın galeyana gelmeyin, Gaza da gelmeyin. Maçlarda gaza gelin, bağırın, çağırın ama maç bittikten sonra da sakın gaza gelmeyelim arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe'miz iki tane transferi bitirdi. İnşallah Fenerbahçe'mize hayırlı uğurlu olur. Yolun sonu şampiyonluk olur. Ve şampiyonluğu deliler gibi kutlayacağız. Ben inanıyorum. Geçen sene dedim, o sene bu sene. Kılpayı döndük. O sene bu sene demiyorum. Çünkü bu sene biz şampiyonuz. Yazın bunu kenara. Dersin ki abi böyle demiştin. Sözüme yine arkasındayım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Right,